değerini kaybetti. Sizler hem iş yeri sahibinizi, yani bir nevi patronunuz, ama onun ötesinde bir çalışma arkadaşınızı kaybettiniz. Öyle düşünüyorum. Evet. Yeri dolu, kolay dolmayacak. Ender insanlardan, ender iyi yetişmiş insanlardan birini, çok genç denecek bir yaşta, ki benden 10 yaş büyük kendisi, kaybetmenin ben de üzüntüsünü yaşıyorum. Biz de parti olarak da yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da dün bu konuda attığı bir tweetle duygularını kamuoyuyla paylaştı. Sözün bittiği yerdeyiz aslında Gülgün Hanım, biraz da öyle maalesef, yani. Maalesef. Üzgünüz. Ama tabii yani şu andaki medyaya baktığımız zaman Flash TV'yi gönlündeki yere oturtmak için büyük mücadele veren bir isim, bir abi, medya abisi, evet. Ve dik duran, her kesime sizin de vurguladığınız gibi eşit mesafede duran ve yayıncılığı da o yönde yayın yapması konusunda kanalı arzu eden bir büyük isim, büyük beyin maalesef. Öyle. Yani şu medyanın haline bakınca zaten bir elin parmakları kadar bile kalmadı böylesi yok, bir elin yayın parmakları organı. Yok maalesef. İşte o kadar, yani en fazla o kadar. Güzel söylediniz. Teslim olmayan ve teslim alınamayan bir abiyi kaybetti. Medya insanını kaybetti Türkiye. İnşallah onun ideallerini sizler, Flash TV'nin yeni yöneticileri ve sizler yürütür, yaşatırsınız diye ummak istiyorum, doğrusunu isterseniz. Bu mesajınız çok önemli. Bunu altını çizerek, moda deyimle biz de hafızalarımıza kazıyoruz. Umarım ve dilerim. Mekanı cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Saygılar sunuyoruz Sayın Altay. Saygı bizden. Saygılar, İyi yayınlar. Sunuyoruz. Sağ olun. Görüşmek. Gerçekten böyle bir tablo. Siz de bütün medya kuruluşlarını bilirsiniz. Hepsini gider görürsünüz ama Türkiye'nin sorunlarını anlatan, gerçeğiyle anlatan, tüm çıplaklığıyla ortaya koyan kaç medya grubu var bilmiyoruz. Yok, çok fazla yok. Onu aslına bakarsanız tabii ki yani söyleyebiliyoruz, çok fazla yok. Çünkü medyanın bir zaman bir sorunu olmuş, fakat bu sorunu bilerek biraz kendileri yaratmışlar. Bu sorun da medyanın bir şekilde diğer iş alanlarına girebilme özelliği. Yani bir dönem öncesinde bir kanun tasarısı hazırlanıyor. Kanun tasarısında medya sahibi olmak durumunda diğer iş alanlarında iştigal edememek diye bir kısıtlama getiriliyor. Çünkü siz elinizde büyük bir medyanız varsa, bir kütle medyasına sahipseniz, o zaman enerji ihaleleri, efendim, otoyol ihaleleri, aklınıza gelebilecek daha büyük getirisi olan, çünkü insanların bildiğinin aksine medya para kazandırmaz. Medyadan sizin para kazanabilmeniz çok zordur. Yani bütün 100 tane yayın kuruluşu varsa bunların 90'ı zaten dengede ya da ekside yaşarlar, ama bunların içerisinde başlarında başka yerden bir sermaye desteği olan varsa onlar idare ederler. Yoksa el değiştirmelerle gider. Çok küçük bir kısmı bundan bir şey kazanabilirler. Ama eğer siz tutup da bütün olayı bir şekilde medyanın patronuna, sahibine, diğer iş alanlarını açacak şekilde kullanmaya başlarsanız, işte o zaman bugününüzü hazırlarsınız. Çünkü ben baktığım zaman Türkiye'nin bugüne gelmesinde nerelerde bir dönüm noktası, dönemeç yaşanmış, dönemeçlerden biri bu. Bu son iktidarla da alakalı değil. Bir zamanlar bir söz vardı. 3,5 medya mı, 2,5 medya mı ne kalacak şeklinde. Evet, o söz doğrudur efendim. Eğer siz medyayı kontrol etmekle toplumu kontrol edebiliyorsanız, ama patronlara da iş alanında diğer faaliyetleri göstermek adına kendi medyanızı yandaşlık pozisyonunu yaratabiliyorsanız, o zaman buraya gelirmiş. Maalesef. Maalesef ve onu gördük ne yazık ki. Ta yıllar önce Uğur Mumcu, kartel medyası olmayalım. Kartel işte, medyası olmasın. Medyanın arkasında holdingler olmaz. Medya patronu işte siyasetle alışveriş içinde bulunmaz diye uyarılar yapmıştı. İşte Ömer Göktuğ o nedenle bir yıldız gibi parladı medya dünyası içinde. Girmedi o ilişkilere. Girmediği için de zaman zaman zorlandı iktidar tarafından. Zaman zaman
sorunlar da yaşadığı halde, bakınız bunu da dillendirmiş bir isim de değildir. Hiçbir zaman buna ilişkin ben de bir beyanat, bizim üzerimize katli geliyorlar, söyledi, bizim büyümemizi engelliyorlar şeklinde bir yakınma duymadım. Bu tabii onun Ali Cenab-ı yüce gönüllülüğünden geliyor efendim. Tabii. Kişiliği, duruşu, hayata bakışı, medyaya bakışı, yoksa güvenilirliğini kaybeden bir medya patronu haline dönüşürdü. Bugün yağmur gibi mesaj yağıyor. İşte biraz önce CHP Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay da keşke ilişkim olabilseydi kendisiyle ama duruşu nedeniyle böyle bir isimdir diyerek ne güzel bir mesajla onun ardından duasını da iletmiş oldu. Bu önemli. Ardından insanın güzel mesaj iletmesi önemli. Rejiden bir Bahattin Yücel, eski bakanlarımızdan Sayın Bahattin Yücel. Sayın Yücel, saygılar sunuyorum. Sizle sık sık buluşuruz, sistemi konuşuruz derken bugün bir acıyı konuşacağız. Nedir bize söyleyecekleriniz? Ne kadar zor, değil mi Sayın Yücel? Çok zor, evet. Yani sanıyorum bir kronik rahatsızlığı varmış. Tansiyonu yüksek, şekeri de çok yükselmiş ama hiç beklenmedi bence. Çok ani oldu bence. Özel ahbaplığım da vardı. Ömer Bey'le çok yakın arkadaş değildik ama tanırdım. Evet. Sonra çok yakın bir arkadaşımla evlilik yolu akraba oldular, dünür oldular. Ben çok şaşırdım. Çok iyi bir insandı bana sorarsanız. Yani çok iyi. Uzlaşmacıydı. Ve üretken bir insandı. Onunla görünüyor zaten. Yani yayıncılığa girişi de öyleydi. Yayıncılığı farklı bir çizgide sürdürdü. Sonra herhalde Türkiye'deki gelişmeleri de görünce daha değişik formatta yayın yapmasının daha doğru olacağına karar verdi. Tam da başındaydı. Çok da istekliydi, keyifliydi. Çok. Umutluydu. Şimdi bu tabii çok üzücü bir haber. Ailesi için ani olması çok üzücü. Yani ben de çok üzgünüm Ömer Göktuğ'u kaybetmekten. Evet. Emelleri vardı. Eski yılda 2021'i bitirmek üzereyken birkaç dakika sohbet etme olanağı bulmuştuk. Tekrar başlamanız çok ilginç, çok zor bir dönemde başlıyorsunuz dediğimde zoru başarmak zaten önemli mealinde böyle tatlı bir cevap vermişti ve zoru başarıyordu. Başardı da güçlü bir ekiple. Ve burası önemli bir soluk Türk medya camiası için, Türkiye'nin kaderi için. Bu açıdan da siz de deneyimli bir siyasetçiydiniz, bu ülkenin Turizm Bakanlığı'nı yaptınız. Hala kokluyorsunuz siyasetin havasını. Ve o açıdan Ömer Göktuğ ve Flash TV veya medya yayıncılık dediğimizde bize neler söylemek istersiniz? Yani medyanın durumunu anlatmaya gerek yok. Ne Flash TV izleyici de ne herisi de hiç anlatmama gerek yok. Aslında son 20 yıl içerisinde, ondan öncesine dikkate alırsak, medyanın önemli bir bölümünün Türkiye'nin bugünlere gelmesinde bilinçli diyemem tabii, o çok iddialı olur ama maalesef çok olumsuz katkıları oldu. Maalesef. Sonra onlar el değiştirdiler ki Türkiye'nin bütün kriz dönemlerinde medya el değiştirir. Siyasi partiler her 10 yılda bir iktidardan giderler. İlk defa AKP bunun istisnası oldu, 20 yılda sürüyor. Ama medyada da çok köklü sahip değişiklikleri oldu. Maalesef. Fakat şu anda zaten Türkiye'de soluk alabilecek çok az, yani bir iki elin parmakları kadar yayın organı var. Buna görsel yayın yapanlar da dahil. Fakat tabii dünyadaki gelişmeler Türkiye'de belli bir kesimin de gözünden kaçmıyor. Sosyal medya var. Sosyal medya galiba yavaş yavaş işlevini daha da arttırmaya başladı. Ama bu dönemde özellikle görsel medyada klasikle geleceği birleştirebilecek bir çıkış noktası olabilirdi Flash TV. Çünkü başka kanalların da başka angajmanları var. Siyasi olarak bunu eleştiri bağlamında söylemiyorum ama tuttukları bir çizgi var. O çizgi dışında böyle daha tarafsız, daha ortadan bir
daha eleştirileri de dile getirebilecek bir yayın organı haline getiriyordu Flash TV. Umarım bundan sonra devam eder. Çünkü kolay bir iş değil yayıncılık. Evet. Hiç kolay değil. Sürdürmenin hayli güç olduğunu da biliyorum. Geçmişte gençliğimizde biz de yapmıştık. Evet. Onu biliyorum. Ama yine de çok iyi bir deney olarak, bence iyi bir insan olarak hatırlanacak. Evet. Adını altın harflerle medya dünyasına yazdırmış, Türk iş dünyasına yazdırmış, başarılara imza atmış bir isim. Çok acı, çok erken bir kayıp. Evet. Sağolunuz Sayın Hoca. Başınız sağ olsun. Çok, hepimizin başı sağ olsun. Ömer Bey. Göktuğ ailesine sabırlar diliyoruz. Bütün Flash TV ailesine sabırlar diliyoruz. Zor. Önceki turizm bakanlarımızdan Sayın Bahattin Yücel duygularını paylaştı bizle. Böyle zor yayın. Siz kim bilir ne zor anılar biriktirdiniz hayatınız boyunca ve bugün bir anıyı daha birlikte Dursun isterseniz evet, beklemediğimiz bir durum oluştu. Evet. Ben doğrusunu isterseniz beklemiyordum. Ben daha önce benzer bir üzüntüyü, benzer bir kaybı o zaman da aynı şekilde aniden oldu, yaşadım. Evet. Bizim gazetede kurucusu, patronumuz Nezih Demirkent vefat ettiğinde aynı şeyi yaşadım. Yani bir şekilde, tabii onunla bizim daha fazla görüşmemiz, hukukumuz, burada bir doğrudan tanışıklık söz konusu olmadı, komşuluk ilişkimiz vardı. Evet. Bir kurumun, kurucusunun arkasından bu kadar büyük taziyeler sunulması, bu kadar büyük bir mesaj zemini ortaya çıkması inanınız son derece şaşırtıcı. Çünkü siz bunu içinde yaşarken bile algılayamıyorsunuz. Gerçekten. O kadar önemli bir yolu döşemişler. Çünkü naklen yayınlan böyle yarın da muhtemelen aynı şey olacak efendim. Bir insanın son yolculuğu naklen yayınlanıp o içerisine konduğu sanduka omuzlarda taşınıyorsa biliniz ki bu insan arkada sizin gördüğünüzün, hissedebildiğinizin çok daha ötesinde bir etki bırakmış. Çok fazla insana dokunmuş demektir. Bunu siz yarın Bursa'da yaşayacaksınız, göreceksiniz. Evet. Ben daha önce yaşadığım için biliyorum ve benim için de o zaman çok şaşırtıcı olmuştu. Bu mudur dedim, evet böyle oluyormuş diye. Çünkü insanlar hayatları boyunca insan biriktirirler. Bazıları çok harcadıkları için o insanları, insan birikimleri olmaz, para biriktirirler. Az miktarda insan hayatın toplamını biriktirdiği insan miktarı olarak hesaplar. Dolayısıyla herkesin ucundan bir yardımı olabilmesi, yani emekli olanları, iş bulamayanları, en azından gidecek bir çatılarının olması çerçevesinde düşününüz ki aslında para kazanması durumu söz konusu olmayan bir kanalı bu kadar uzun süre ayakta tutmak ve bunu emin olunuz ki kendinden binaen yapmak, yani subvanse etmek, desteklemek her baba yiğidin harcı değil. Bu yaşadığımız dünyada insanlar küçücük bir zarar gösterdikleri anda biz bunu tabii kapatırız ya da satarız da geliyorlar. Evet. Siz sonuçta çatısı altında, şemsiyesi altında yaşadığınız insana güvenemezseniz siz de rahat edemiyorsunuz. Ama ne oluyor? Ruh tekrar diriliyor, bir şekilde toplanıyor. Ondan sonra kanal aynı şekilde, aynı gürül gürül, aynı doğru, aynı gururu ve aynı coşkusuyla, gururuyla, ısrarıyla geri dönüyor. Evet. Flash TV'nin bu yolculuğu, yeniden yolculuğu çok da güçlü bir rüzgar aldı arkasına. Farklı bir ses, farklı bir solukla geldi şu anda. Ve Hakan Aygün'ün genel yayın yönetmenliğinde devam ediyor. İşte güçlü, önemli programlar var. Onlar ses getirmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreç yaşayarak göreceğiz. Bize ne gösterecek? Fal bakmaya gerek yok. Ama olması gereken böyle bir kanalın bir yayıncı olarak arzum, bir medya mensubu olarak arzum, böyle bir kanalın bu sesi, bu soluğu Ömer Göktuğ anısına saygı nedeniyle aynı çizgide devam ettirebilmesi. Bir yayıncı olarak temennim, bu kanalın bir çalışanı olarak değil. Ben size söyleyeyim, daha güçlü, daha dik, daha
ısrarlı bir şekilde gidecek. Çünkü kanal tekrar yapılanmaya başladığı zaman benim için de sürpriz oldu. Evet. Ben burada komşuyum. Ben kanalın önündeki kalabalıktan da bilmem. Elde de televizyon da yok. Oradan da seyretmem ama billboardlarda görünce ve kurulan ekibe bakınca dedim ki bir şey olmuş. Bu insanlar nerede bir araya toplanıyorlar? Önce o açıklanmamıştı. Sonra açıklanınca da doğrusunu isterseniz şaşırmadım ama bir yandan da tabii biraz şaşırdım. Çünkü evet, tam yanımda bütün ekip uzun süreli medya değil bütün alanlarda hangi iş alanda iştigal ederseniz edin uzun süreli uzun soluklu bir iş yaptığınızda doğru bildiğiniz yoldan dönmeyenler, kalemini satmayanlar, patron istiyor diye işte kıvırtarak yazmayanlar çok küçük bir kitleyi oluşturabiliyor. Siz bu küçük kitleyi gazetelerin içerisinde zaman zaman dağılmış olarak görüyorsunuz. Benim sabahleyin yaptığım ikinci iş gazete başlıklarını okumaktır internet üstünden. Bunları okurken de büyük bir kısmını şu niyetle okurum. Bakalım bugün nasıl kıvırtmışlar. Ay, işte. Çünkü biliyorum arkadaşımızın da eli aslında o kadar rahat değil. Dolayısıyla bir şekilde bir köşe yazısı da yazılacak ama yani onu bakalım bugün nasıl geçiştirmişler şeklinde. Yani hangi sosyal medya haberinden yola çıkarak bir alan doldurmuşlar şeklinde. Birer birer kalemlerin düştüğünü, birer birer kalelerin düştüğünü bunları gördük. Bunlar daha sonra bambaşka bir tarafa dönüştü. Ama ne oldu? Doğru kalanlar pozisyonlarını, sesleri daha az çıksa bile dimdik tuttukları için çok kolay bir şekilde bir araya gelip başka bir soluklu, yeni bir soluklu, yeni bir gücü, yeni bir polariteyi meydana getirebiliyorlar. Sayın Dizdar çok yine çok değerli bir isim. Önceki bakanlarımızdan ve CHP Konya Milletvekili Sayın Abdülatif Şener bizlerle birlikte. Efendim saygılar sunuyoruz Flash TV'den. Teşekkür ediyorum. Saygılar bizden. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Şener telefonda da konuştuk. Yine çok teşekkür ediyorum. Bugün Türk siyaseti de yoğun bir tempo içinde. Ama bu acı haber hepimizin ortasına bomba gibi düştü. Ve maalesef yönetim kurulu başkanımızı ebediyete yarın uğurlayacağız. Bugün artık aramızda sadece anılarıyla var. Duygularınızı, düşüncelerinizi ve medya yayıncılığı açısından bugün Flash TV'nin yerini size sormak isteriz. Buyurun. Her şeyden önce Ömer Ziya Göktuğ Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve sevenlerine ve Flash TV camiasına, tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Gerçekten Ömer Bey'le ilişkilerim, tanışıklığım çok eski yıllara gidiyor. Kendisi ilkeli bir insandı, prensipli bir insandı ve dobra bir kişiliğe sahipti. Bir anım var bu vesileyle de onu tabii, anlatmak isterim. Tabii, buyurun. Biliyorsunuz 2002-2007 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidar döneminde başbakan yardımcılığı yapıyordum. Bir gün Ömer Bey randevu istediler. O zaman da Flash TV'nin patronu olarak sürdürüyordu. Geldi, baş başa bir sohbet etmiştik. O sohbetin sonuna doğru dedi ki asıl gelme neden dedi. Sizin hükümetin politikalarını artık beğenmiyorum dedi. Ve gidişinizin de doğru olduğunu düşünmüyorum dedi. Onun için dedi hükümetinizi iktidarınızın aleyhinde yayın yapacağız dedi. Bundan sonra dedi bizim televizyonun ana çizgisi o olacak dedi. Böyle aniden bir politika değişikliğine girdi diye düşünmeyesiniz diye bakanlardan biriyle konuşmaya karar verdim dedi. Onun için size geldim dedi. Ne diyorsun bizim bu politika, yeni politika çizgimize, politik çizgimize dedi. Ben de dedim ki çok faydalı olur dedim. İktidarları methetmek iyi bir şey değildir zaten dedim. İktidarı eleştireceksiniz ki yanlışlarını bilecek, doğru iş yapmaya çalışacak. Ben sizin yayın politikanız açısından değil ama hükümetimiz ve ülke açısından sizin yanlışlarımızı söylemeniz, onun üzerinden yayın yapmanız faydalıdır dedim.
birden şaşırdı tabii bir bakandan kendi aleyhinde. Evet, ama o da tabii yani Abdülatif Şener. Yapmasın olumlu görülmesi karşısında. Dedi ya çok iyi oldu dedi. Ben de bak böyle karşılaşacağımı zannetmiyorum dedi. Bu sözleriniz dedi bana daha da cesaret verdi. Daha güçlü eleştireceğim dedi. Böyle bir şeyimiz geçmişti. Diyalogumuz geçmişti. Çok önemli. Tarihi bir diyalog Sayın Şener. Bu evet. Tarihi bir diyalog. Evet. Kaç medya patronu da, bir bakana o gidip... O günden sonra da değişik vesilelerle görüştük. Evet. Her zaman düzgün, inandığını söyleyen, kanaatlerini ifadeden çekinmeyen, bunu bir medya mensubu olarak ifade etmekten çekinmeyen, düzgün bir insandı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten üzüldüm. Bir dostu kaybetmiş olarak düşünüyorum. Size de başsağlığı diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Bu paylaştığınız anı aslında çok tarihi bir anı. Kaç medya patronu, bak artık ben senin aleyhinde yayın yapacağım, haberin olsun diye bir bakanla görüşür. Hele şimdi. Evet. Olabilir mi böyle bir şey? Yani şu anda olamaz veya ben meclisin en kıdemli milletvekiliyim biliyorsunuz. Evet. 91'den beri. Evet. Yani çok değişik hükümetler gördüm. Değişik başbakanlarla son 50 yılın en bilinen politikacılarıyla birlikte mecliste oldum. Yani hiç hükümetle bir medya patronu arasında böyle bir diyaloğun geçmiş olduğunu zannetmiyorum. Geçemez. Ve bu gerçekten önemli bir şeydir. Hem Ömer Bey açısından, sergilediği tavır açısından önemlidir. Hem de hükümette bulunan birinin aleyhte yayından çekinmediğini göstermesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Saygılar sunuyoruz Sayın Şener. Saygılar sunuyoruz. Bizden. Başımız İyi yayınlar, sağ olun. Sağ olun. İşte böyle bir kişi. Sayın Şener'in ifadesinden ne kadar önemli bir mesaj aldık aslında. Evet efendim, şimdi insanlar bizim coğrafyanın bir ortak özelliği vardır derler. Dışarıda, batıda daha çok, düelloya davet edilir. Bu coğrafyada, Orta Doğu'da pusu esastır şeklinde bir çok ifade güzel. Vardır. Düello dediğiniz zaman meydan okursunuz. Dersiniz ki ben sizin şu şeylerinize uygun bulmuyorum ve ben bu konuda elimden geleni yapacağım. Dolayısıyla doğrudan gidip ifade ettiğiniz zaman karşınızdaki de aslında onun da gösterdiği büyük bir iyi niyet, çok iyi, isabetli olur diyebilmek bir politikacının aslında en doğru söyleyebileceği şey. Çünkü hükümetler zannediyorlar ki eleştirildikleri zaman puan kaybediyorlar. Bilakis medya gerçek anlamda iyi çalışıyorsa, üçüncü güç olarak, beşinci güç olarak, kaçıncı güç olarak derseniz değil. Evet. Ayna tutmak durumunda. Evet. Zaten amaç bu. Medya. Medya ne gösteriyor bize? Medya diyor ki işte sokağın sesi budur. Dışarıdan yansıyan budur. Bu şekilde biz size bunu gösteriyoruz ki siz de pozisyon alınız. Kendinizi düzeltiniz. Ve bunu büyük bir iyi niyetle söylediğiniz zaman karşıdaki politikacı, o zamanki politikacı tabii kabul ediyor. Budur. Ve şu anda dünyanın en önemli, en büyük barolarından birinin başkanı olan avukat Sayın Mehmet Durakoğlu, İstanbul Baro Başkanı yayınımıza katılıyor. Saygılar sunuyorum Sayın Durakoğlu Flash TV'den. Saygılar Gürgün Hanım. Sağolunuz. Yani siz de şu anda bir duruşma için biliyorum sahadasınız. Evet. Ve müsait olduğumda görüşebilirim demiştiniz. Onu da konuşalım bir taraftan. Bu kadar şiddetin egemen olduğu bir ülkede biz bir medya kuruluşu olarak bütün bunların karşısında durmaya özen gösteriyorduk. Ve göstermeye devam edeceğiz. İşte bu medyanın çok önemli bir ismi. Sayın Göktuğ'u yitiriverdik bir anda. Onun için sizin de duygularınızı almak istiyoruz. Medyanın geldiği yer açısından, bugün yayıncılık, gazetecilik açısından özellikle bizim duruşumuzu da değerlendirerek vereceğiniz mesaj önem taşıyor. Buyurun Sayın Durakoğlu. Çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi ben de şu anda adliyedeyim. Evvelki gece 10 bekçi tarafından ters kelepçe vurularak sadece
neden benden kimlik soruyorsunuz, hangi makul şüphe var da kimlik soruyorsunuz diye sorulduğu için bir avukat meslektaşımızın, avukat Mürsel'lere karşı onu ciddi biçimde yaralayacak, darp edecek biçimde ters kelepçe takmak suretiyle karakola kadar götüren bekçilerin bu tasarrufu karşısındaki tavrı yargılama konusu yapabilmek amacıyla adliyedeyim ben de. Arkadaşlarımızla beraber biraz evvel arkadaşlarımız basın açıklamasını da yaptılar. Yaşadığımız ülke maalesef böyle bir ülke ve geldiğimiz noktada da kuşkusuz bütün bunların yurttaşlar tarafından duyurulması için medyaya ihtiyacımız var. Ömer Bey, önce Allah rahmet eylesin diliyorum. Özellikle de yakınlarına, bütün medya camiasına başsağlığı diliyorum. Gerçekten bu uğurda mücadeleyi sadece bir medya kuruluşunun sahibi olmak sıfatıyla değil, onun ifade ettiği anlamı gerektiğinde bedelini ödeyerek kavrayabilen, bu işi büyük bir yurtseverlik içerisinde yapan, gerçek anlamda bir medyacıyı kaybettik. Dolayısıyla acımız bu anlamda da çok büyük. Evet. Çok büyük çünkü gerçekten de son dönem içerisinde medya kuruluşlarına karşı girişilen baskının ifade ettiği anlam, özellikle de siyasal alanda oy kaygılarını biçimlendiren bir noktaya doğru sürüklenmeye başladı. Bir başka deyişle, siyasal iktidar medyayı ele geçirebilirse eğer, medya üzerinde baskılarını yoğunlaştırabilirse, kendisinin bu anlamda iktidar olarak yaptıklarının zaman zaman kamuoyuna yansımaması, zaman zaman da manipüle edilerek yansıması konusunda bir şekillendirmenin sahibi oldu uzunca bir süre. Bu uğurda maalesef gözledik ki yargı da kullanıldı. Medya unsurlarına karşı davalar açıldı. Onlara gözaltılar yapıldı. Aslında bunlar birer gözaltı değil, gözdağıydı. Ve giderek medya dünyası kendi ölçüleri içerisinde, kendi belirledikleri ölçüleri içerisinde şekillenmeye başladı. Böyle bir ortam içerisinde Ömer Göktuğ isminin ortaya çıkmış olması, onun yaptığı mücadele daha değerli olma noktasına geldi. Bir başka deyişle boyun eğmeyen, bedelini ödemek durumunda kalan, sadece sahibi olduğu medya kuruluşu açısından değil, yaptığı inşaatta bile bedelini ödemek durumunda kalan, ona da gözaltı yapılmasa bile gözdağı verilen bir tablo karşısında direnişini sürdürebildi. Onurlu bir medyacılık yaptı. Çok ihtiyacımız vardı halkın haber alma özgürlüğünün kullanılabilmesi bakımından. Böyle medyaya çok ihtiyacımız vardı. Direnişe çok ihtiyacımız vardı. Ve geldiğimiz noktada da o direnişini son dönemde bir başka boyutuyla yeniden diriltip yeniden ayağa kaldıran bir inadı, olumlu bir inadı da bu anlamda sürdürmüş oldu. Onu anımsadınız, onu bu ilk günde bu şekilde yeniden anısı önünde hepimizin saygı duruşunda bulunmasını sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Yeniden Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve bütün medya camiasına da başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Sağ olunuz. O ne kadar güzel ifade ettiniz. Daha çok konuşacağız. Ve aslında Ömer Göktuğ'un aziz hatırası önünde biz medyayı bir kez daha sorgulayacağız. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin size de. Ben teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun meslektaşınıza da. Sağ olunuz. Ne güzel ifade etti Sayın Mehmet Durakoğlu, İstanbul Baro Başkanı. Orada da bir mücadele veriliyor. Burada da bir mücadele veriliyor. Ve bu mücadelenin tek bir nedeni var. Daha aydınlık bir Türkiye için. Daha aydınlık, daha mutlu bir Türkiye'yi yaratmak için. Ve siz de bir mücadele veriyorsunuz. Size. Ben daha aydınlık bir Türkiye'yi de ondan da geçtim. Ben sadece çocukların ileriye umutlu bakmalarını istiyorum. Çünkü gençler şu an baktıkları zaman ileride umuttan kastım parlak bir gelecek vesaire değil. Umuttan kastım doğrudan iş bulabilecek miyiz? Bu ülkede kaldığımız zaman
istediğimiz gibi yaşayabilecek miyiz? Yoksa sürekli baskı altında kalarak kendimizden törpüleye hayatımızı böyle mi geçireceğiz diye bunu net bir şekilde sorguluyorlar. Bu sorgulamaların karşılığını aslında bu ortamı hazırlayanlara sunması gereken ara birimi medya oluşturuyor. Fakat medya sanki olaylar günlük gülistanlıkmış gibi bir durumu yansıtmaya kalktığında ne oluyor? Önce kendi kaybediyor. Çünkü siz karşı görüş okumak istiyorsunuz. Karşı görüş yerine tek görüş okuyorsunuz. Her alanda karşı görüşün okunması gerekiyor. Yani ben sadece şu gazeteyi yanlış efendim. Ben çok iyi biliyorum. Rahmetli patronumuz da önüne bütün gazeteler gelirdi. 20 tane, 25 tane gazete. Ona böyle 15 dakika içerisinde bütün hepsine bakardı ve sonra bu niye yok bizde diye derdi. Öbürüne biz niye bunu böyle girmişiz derdi. Şunu anladım. Bütün gazeteleri bir şekilde o yüzden kendi okumalarımı yaparken de hem o taraftan hem karşı taraf bakalım ne diyor, nasıl bir görüş sergiliyor şeklinde. Siz eğer bu özgür ortamı yaşatamazsanız, yaratamazsanız o zaman tabii o da yetmez. Bir süre sonra gazeteler okunmayı bırakınca okumazsınız çünkü. Zaten. Okumanıza gerek kalmıyor. Evet. O zaman işte kolluk kuvvetine ihtiyaç doğmaya başlıyor. Maalesef bunu konuşacağız. Şimdi telefonumuzda bu ekranlarda program yapan ama Sayın Ömer Göktuğ'a abi diye hitap eden bir isim var. Sayın Seyhan Soylu. Merhaba. Merhaba. Merhaba, ne diyeyim? Hanım. Başımız sağ olsun. Öncelikle yani bütün öncelikle Yavuz Dindar hocamıza hoş gelmiş kanalımıza. Size de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür. Bütün Flash TV ailesi adına yapmış olduğunuz bu yayınlara iştirak etmek ve kelimeyi seçmek çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor Gülgün Hanım. Yapmış olduğunuz programda programın da yapımcısı olarak size hiç böyle bir konuyla ilgili bağlanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ya, hiç gelmez. Ben bundan yaklaşık zannediyorum 25 sene falan oldu. Ömer Bey'i tanırım. İlk İsviçre'den geldiğimde sıkıntılı bir dönem yaşamıştım. İflas etmiştim. Ömer Bey bana kapılarını açıp gecenin saat 24'ünden sabaha kadar bana al senindir kendini toparla diyecek kadar babacan inanılmaz derecede bana sahip çıkmış. Benim hayatımdaki çok mihenk taşlarından biridir Göktuğ ailesi. Benim için çok değerli. Gerçekten çok değerli. Hani böyle rahmete kavuştu da biz o kanalda program yapıyoruz falan gibi yemin ediyorum diye. Yemin ediyorum diye. Vallahi billahi değil. Ömer Bey çok değerli bir adamdı. Ama çok değerli bir adamdı. Bana fırça atmasını bile özleyeceğim onun. Ondan sılgıt yemeği bile özleyeceğim. Ben ekranlarda ağlamaktan nefret ederim. Hiç sevmem. Biliyorsunuz benim yapımı. Evet. Hayata başka bakan bir kafam var. Ve Ömer Bey çok vizyonu geniş. Çok babacan. Birçok insana. Flash TV. Türkiye'nin ilk özel kanalı aslında. Siz de biliyorsunuz ki Star TV yurt dışından yayın yaptığı için tabii kanal olarak ilk kabul edilen kanaldır. Türkiye'de yayın yapan. Öyle bir şeye imza atmış. Vizyonu görmüş. Enteresan bir adam ya. Bana çok iyiliği oldu. Ama çok iyiliği oldu. Yani öyle böyle değil. Bana çok babalık yaptı. O kadar çok fırça atardı ki bana. Vallahi ondan yediğim zılgıtı kimseden yemedim. Ve hayatımda 3-5 kişidir böyle çok saygı gördüm. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız olsun. Keza birkaç şu an aktif olan bakan kişiler. Yani sanki karşımda şey gibi oldu yani. Hani bir tarafım eksik gibi oldu. Yani tutuncak dalımdı o benim. Çok inanıyordum ben ona. Çok güveniyordum. O bana çok güvenirdi. Yani bana güvenen insan çünkü ben de çok çılgın, çok hızlı pratik zekaya sahibim. Ve yaptığım şeyler böyle insanları tedirgin eder ama o benim yüreğimi biliyordu. Ve hayatımdaki başarılarımda çok imzası olan eli değil ayağı öpülesi bir adamdı. O kadar çok değerli. Yani benim için çok değerliydi. Çok ama. Yani Gülgün Hanım inanılmaz derecede değerli biriydi. Ve onu kaybetmek. Evet.
Gerçekten çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Hem televizyon sektörü adına hem de bütün çalışanlar adına, tüm sevenlerin başı sağ olsun, eşi, değerli eşine, çocuklarına Allah sabır ihsan eylesin ya Rabbi. Mekanı cennet olsun. Evet. Söylenecek fazla bir söz de yok. Bizim söyleyeceğimiz kelimeler kifayetsiz kalır. Söyleyeceklerim bunlar ibaret bir gün hanım. Ne söyleyeyim ki ben? Ancak bu adam çok iyiliğini gördüm. En zor şeydir. Gerçekten bu. Çok iyiliğini gördüm. Yani yani dalım kopmuş gibi. Yani sanki bir uzvum kopmuş gibi. Yani yıllar sonra gene 2,5 yıl, 3 yıl sonra aradan sonra hemen bir araya geldik. De başlarken bir de televizyon benim doğum günümde açıldı. Yani 11 Ekim'de açıldı. Ben de programları yetiştiremedim o gün vesaire. Benim her şeyimi kamufle etti o. Her hatamı örtbas eden ciddi bir babaydı ya. Çok özel bir adamdı. Yani ben babamı, rahmetli babamı da çok severdim ama onun da çocuğu olmuş olsaydım ancak bu kadar saygı gösterirdim ona. Çok değerliydi. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Yanlış bir şey söylerim falan. Çünkü tansiyonum da tavan şu anda. Ellerim buz gibi yani. Evet, ne yapacağımı çok, da bilmiyorum. Siz çok hocamız, yakındınız. Hocamızın da değerli vaktini çaldım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Sohbetinizi böldüm. Hep zariftir. Tekrar Allah rahmet eylesin. Tüm Flash TV çalışanlarına ve Göktuğ ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Ne diyebiliriz ki bu çatı altında hep birlikteydik. Sağ olun. Sabırlar diliyorum. Siz çok yakındınız. Sabırlar diliyorum. Yani en büyük yatırım dostluğa yapılan yatırımdır. Sözünü çok severim. Kesinlikle. Öyle bir yatırım yapmış ki Ömer Göktuğ. Bakın bugün yüreklerimiz titreyerek ardından konuşuyoruz. Siz tanımadığınız halde yaptığı işlere bakarak tabii, duygularınızı ifade ettiniz. Çoğu insanı tanımadan ettiniz. Yaptığı işlerin sonucuna bakarak değerlendirirsiniz. En azından bakınız bizde ya oradasındır ya buradansındır diye bir genel yanılsama var. Evet. Yani bazı konularda görüşler öyle olabilir ama diğer konularda örtüşmezse de bunu söylersiniz. Bunu söylemeyip de üstüne kulağınızın yatmaya kalktığınız zaman o zaman durum değişir. Az önce anlatılmış olan hikayeler aslında hakikaten bir başlı başına örnektir. Yani siz yaptığınız işleri beğenmiyorum deyip hükümeti oluşturan bir bakana, bileşenine, efendim bundan sonra biz sizi eleştireceğiz, bilginiz olsun diye önden bir bilgi verebilecek kadar yüce gönüllüyseniz, elbette kendi çalışanlarınıza karşı da onları baba gibi hissettirecek kadar büyük bir şefkat barındırıyorsunuz bünyenizde demektir. Ve gittiği zaman hakikaten baba öldü diyorlar. Babanın ölmesi demek o ayrı bir kavramdır. Yani patron gitti, işte sahibi vefat etti falan filan. Babanın gittiği. Baba dediğiniz zaman çünkü ya babam param yok diye başınızı eğip de şöyle gidip ya da işte ya şöyle bir sıkıntım var baba diyebileceğiniz hayatınızda çok fazla kişi olmuyor. Olmuyor. Yani o babalık pozisyonunu bir babanıza veriyorsunuz. Onun dışında verseniz belki bir ya da iki kişiye verirsiniz. Hani abilik vardır da babalık durumu yoktur. Evet. O yüzden ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun efendim. Şimdi tansiyonu olduğunu öğreniyoruz. Şeker, diyabetli olduğunu öğreniyoruz. Bir taraftan da işte o korona değil, kaptığı virüs her neyse bir müddet sonra onu da netleştireceğiz zannediyorum. Nedir bu? Yani ve çok genç bir yaşta, hemen hemen değil mi doğru söylüyorum, 69 civarında olması lazım. 69 günümüz standartlarına çok göre genç bir yaş efendim. Çok şimdi genç. Şöyle söyleyeyim, diyabet dediğiniz hastalıklar, bu tür kronik hastalıklar insan vücudundaki zeminin yapısını çözüyor, bozuyor. Bozuyor. Dolayısıyla sizin burada daha ileride bir komplikasyonla, daha doğrusu normal olan birinde, normal bir, sağlıklı bir 70 küsur yaşındayken karşılaşabileceğiniz durumu bertaraf etmekte ne kadar kolay davranabiliyorsanız ama altında yatan bir kronik hastalık varsa ki diyabet bunlardan önemli biridir. Bu sizde o işin
dallanıp budaklanmasına, komplikasyonlar yaratmasına neden oluyor. Normal koşullar altında sinüs enfeksiyonunun aslında bu pozisyona gelmesi beklenmez. Ama öyle bir zemin varsa, o sinüsün komşusu damarlar var efendim. Başka başka organlar var. Sinüs dediğiniz şey sadece şuraları değil. Bunun daha merkezi olup kafanın ortasında yer alanlar. Bunların hepsi sonuçta komplikasyonlara açık olan. Ama bir noktadan sonra tabii şunu da bir kenara koymam gerekiyor. İzleyiciler için değil, kendi adıma söyleyeyim. Bir noktadan sonra da kader denen bir kavram var efendim. Yani siz en iyi hastanede de yatsanız, takdiri ilahi böyle tecelli ettiği takdirde bu şekilde gerçekleşir. O zaman zaten dönüp arkanıza bakarsınız yukarıdan, ne kadar arkamda insan biriktirmişim diye ve görüyorsunuz ki ciddi, büyük bir miktarda onun için ağlayan, onun için üzülen, yokluğunu hisseden ve bunu örnekleriyle, çılgın örneklerinin onun tarafından nasıl aslında örtbas edildiği şeklinde ifadeleriyle onun ruhunu şad edecek şekilde hakikaten bir kitlenin var olduğunu görüyorsunuz. Bu büyük bir başarı. İnsan biriktirme başarısı. İçine girmiş olan iflaslar. İçine girmiş olan demek ki yok olmayan küskünlükler. Küsmemiş. İflas edip falanca tarihte dönmüş olmasına rağmen tekrar ayakta durmayı, tekrar dikilmeyi, tekrar ve tekrar tekrar. Bu insanın bir miktar aslında Zümrüt-i Anka gibi tekrar kendi küllerinden doğmasına benzer. İnsanlar her zaman böyle progresif, yükselen bir eğri göstermezler. Hayatın değişik değişik alanları vardır. Bir senede bile 4 tane mevsim vardır. Birisinde çiçekler, yapraklar açarken diğerinde dökülür. Siz gelecek seferde kendinizi toparlayıp yeniden başlarsınız. Ama içinizde hep o iyilik duygusunu taşımanız gerekiyor. Ve üstünde çalışmanız gerekiyor. Bu sanıyorum gerçekleşmiş. Yani arkasında bıraktığı iz, onun fazlasıyla gördüğü sevgiye, ilgiye layık olduğunu gösteriyor. Sayın Dizdar, bir aramız var, ara vereceğiz. Yani ara değil, bu tanıtımlar, reklamlar yayına girecek. Kalmak ister misiniz? Nasıl bir müddet daha? Ben size tabii. Veya ayrılmak ister misiniz? Sizi o konuda özgür bırakalım. Zor bir gün çünkü, zor bir yayın. Kalmak isterseniz çok mutlu olurum. Sizin böyle ifade etmeniz yeterlidir. O halde çok teşekkür ediyorum. Birlikteyiz. Özel bir günde yanımızdasınız. Sağolunuz. Değerli izleyicilerimiz, birazdan tekrar karşınızda olacağız. Bu özel yayınımızı sürdüreceğiz. Saat sırası önünde saygıyla eğilerek tekrar karşınızda olacağımızı duyurmak istiyoruz. Serbest bölge demokrasimize ele alıyor. Türkiye yargısında hukukun mu, siyasetin mi üstünlüğü var? Medya ve ifade özgürlüğü var mı? Yüksek Seçim Kurulu bağımsız mı? Orhan Uğuroğlu'nun konukları Demokrat Partili Cemal Enginyurt, CHP'li Ali Haydar Hakverdi ve Gelecek Partili Teramuz Üstün. Serbest bölge bu akşam saat 21'de Kararsızların kanalı Flash TV'de. Biz tüm eğlenceyi tek bir pakete toplayıp kaçırılmayacak fiyattan sunmuş muyuzdur? Who is it? Tabii ki evet. Severek izleyeceğiniz filmler, dünyanın sporu ve daha pek çok içeriğin hepsi bir arada The Smart Mega Pakette. Üstelik her zaman her yerde izleyebileceğiniz The Smart Go ve belgesel sever ve eğlence sever paketi hediye. Mega paket 55 TL yerine ayda sadece 39.90'a. T-Smart, her televizyona şart. Değerli izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız, ama hep vurgulandığı gibi
bu ailenin babası, hepimizin ağabeyi ve medya camiasının çok çok önemli bir ismini, iş dünyasının önemli bir ismini, gönülden bir yüce dostu yitirdik maalesef. Yarın ebediyete uğurlayacağız. Onu konuşuyoruz, onu anıyoruz tanıyanlarıyla, tanımayanlarıyla, sevenleriyle. Sayın Yavuz Dizdar'la da birlikteliğimiz bu süre içinde devam edecek. Bu kanala uzun süre emek vermiş olan kanalın rahmetli Savaş Ay'ın Türkiye ablası diye adlandırdık. Savaş'la da burada çok programlar yapmıştık. O da ışıklar içinde uyusun. Gökyüzünde buluştular mı bilemiyoruz. Türk halk müziğinin kraliçesi, kanalın Türkü ablası Belkıs Akkale bizlerle. Sevgili Belkıs'cığım, başımız sağ olsun. Canım Gülgün Fehmi Hanım, hepimizin başı sağ olsun. Haberi senden aldım. Maalesef. Çünkü rahatsızdım, yatıyordum biraz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Onu tanımanın, tanıyınca insan tabii ki daha çok üzülüyor. Ömer Bey'e programınızı izliyorum. Herkes gerektiği gibi konuştu. İnsan gibi insan. İşte insan olmanın gerekleri vardır. Önce kalp. Bu arada hocamı da saygıyla selamlıyorum. Yavuz hocamı. Sohbetinize de dahil oldum. Güzel şeyler anlattı, faydalı şeyler. Biz 2000 yılların başında Flash TV'de teklif geldi bana. Bu yönetmenimiz Mustafa Aktaş, hala orada mı? Orada herhalde. Evet. O getirdi teklifi. Biz düşündük. Ve şartlar da uygundu. Sevdiğim insanlar da orada program yapıyordu. Yine her zaman Flash TV'nin bir vizyonu vardır. Bu da tabii ki orada çalışanların emekleri büyüktür ama rahmetli Ömer Ziya Göktürk Beyefendinin izleri her daim oldu. Velhasıl biz görüştük Ömer Bey'le. Ömer Bey kanımız ısındı. Biz çünkü eşim de, sen beni çok iyi tanırsın. Çok Cüngün. Eski dostlarımsınız. Bizi yani şan, şöhret, para, pul bunlar önemli şeyler ama onları yeri geldiğinde elimizin tersiyle itebilmiş insanlardınız. Bilmiyorum. Birlikte yol yürüdük. Alo? Aha, duyuyoruz, dinliyoruz sevgili canım benim. Televizyondan yan odaya geçtim de sizi şu anda sadece telefondan alabiliyorum sesi. Onun için Ömer Bey'le görüştük ve kabul ettik. Uzun süre orada. Şimdi tabii sıra geldi. Her şey hazır ama isim bulmak lazım. Şimdi bu güzel anıyı anlatmak istedim. Tabii, tabii. İsim bulmak lazım programın adına. İşte herkese soruyorum. Bir ara Savaş Ay'ın programına katıldım. Ona da eğildim, dedim ki Savaş dedim, böyle biliyorum çok sevindim geliyorsun buraya dedi. Ama ben hala programın ismini bulamadım dedi. Durdu. Türkiye Ana olsun dedi. Hayır dedi. Türkiye Ana var, Zehra bilir ustama konmuş o paye dedim, verilmiş. Onu kabul et. O zaman Türkü Bacı dedi ve o Türkü Bacı programları başladı. İnanılmaz bir ilgi oldu. İnanılmaz bir ilgi. Ve o isim, inanır mısın, bu kadar yıldır yaşıyor, halk müziğine, türkülere emek vermiş biri olarak üstüme o kadar güzel yapıştı ki, hem yapıştı hem yakıştı diye onu gururla taşıyorum üstümde. Flash TV benim için ikinci bir adım oldu. Sık sık gelirdi Ömer Bey. Evet. Bursa'dan geldiğinde eğer ki oradaysak mutlaka görüşürdük veya özel bir konu konuşacaksak işle ilgili. Biz karı koca onun insanlığına hayran kaldık. Bizim için en önemli, en değerli şey odur.
beyefendi, Hazar beyefendi ve dik duruşu olan, bizim aradığımız yıllardır bu çok önemli bir unsur çünkü. Senden duyunca gerçekten hala ya, etkisi altındayım. Biliyorum. Bir şok yaşadım. Allah rahmet etsin diyorum, devri daim olsun. Güzel insanlar yaptıkları güzel şeylerle anılırlar. Biraz evvel Yavuz Hocam da bir şeye dikkat etti. Benim de rehberim olmuştur bu, o söylediği şey. Bazı insanlar para biriktirir. Bazı insanlar da insan biriktirir, dostları biriktirir. İşte bu ikinci şeyde olduğu gibi Ömer Bey gerçekten hem parasını kazandı, işinde de çok dürüst bir insandı. Tabii zaman zaman onun da Türkiye'nin ekonomik gidişatına göre mutlaka sorunları olmuştur, hepimizin olduğu gibi. Çünkü dik duran insanların her zaman öyle, başına bir şeyler tabii gelebiliyor. Hiç önemli değil. Onu programımızın başından itibaren takip ettim üzüntüyle, ama aynı zamanda da gururla dinledim. Her çıkan o kadar güzel şeyler söyledi ki, hani çok samimi olduğunu hissederek dinledim. Çünkü bunu hak eden bir güzel kalpli, güzel bir insandı. Sevgili ailesine, eşine, yavrularına ve Plaj TV ailesine başsağlığı diliyorum. Sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah rahmet etsin, devri daim olsun diyorum. Amin, amin, amin. Sevgili Belkıs Akkalem, çok teşekkür ediyoruz. Sen bütün Türkiye'nin çok kalbine oturmuş, yer etmiş, çok önemli bir ses, bir yürek, bir sanatçısın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu acı haberi de sana vermek bana düştü. O da ayrı. Sen de böyle olasın. Sana da, eşine de çok geçmiş olsun. Tabii ki hayat bizim için, nasıl dünyaya geliyorsak bir de gidişimiz var, bunun evet bilincindeyiz. Önemli olan o aradaki hayat, yaşam zamanında yaptıklarınızdır. Ömer Bey'in de yanında onlar gidecek. Bu arada ben de Covid oldum. Biliyorum, ama söylemiştim sana. Evet. Gizlenecek bir durum yok. Eşimle birlikte 10 gündür istirahatteyiz. Güzel bir hafif atlatıyoruz. Aman, aman. Buradan herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok geçmiş tekrar olsun. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ ol, sevgili. Sabırlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Covid'den de çok canlar yitiriyoruz. Sen de benim için o kadar değerlisin ki bir tane. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Eskimeyen bana dostlar. Da ne mutlu. Çok bana da ne mutlu ki senin gibi can arkadaşım var. Benim. Kendine dikkat et, olur mu? Sen de. Hep güzel haberler alalım. Eşine i̇nşallah, de sevgiler. İnşallah. Öpüyorum canım. Çok teşekkürler. İşte Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bir isim. Belkıs Akkale. Çok güçlü bir ses. Ondan dinlemeye bayıldığım bir türkü vardır. Minnet eyleme. Doğru. Minnet eylememek. Evet. Gerekir. Ömer Bey de öyle. Minnet kula kulluk edene minnet eylemem der o Nesin'in. Şimdi efendim, anlatılanları dinledikçe şunu görüyorum. Ömer Bey burada aslına bakarsanız kendi alanında her zaman örnek olmuş insanları bir araya toplamayı da başarmış. Evet. Dışarıdan evet baktığınız zaman ki bakabiliyorsunuz da ben de televizyon evet olmadığı için bakamıyorum. Rahmetli Savaş Ay'ın cenazesinde de yine bir araya geldik. Ya. Yani şimdi bazı insanlara karşı efendim izleyicimiz öyle düşünsünler. Ben çünkü öyle düşünüyorum. Hani tanımasanız da etmeseniz de yani biliyorsunuzdur ama sizin memleketiniz için çok faydalı işler yapmıştır. Kendini vakfetmiştir. Bu insanların tabii ki son yolculuklarına uğurlanmaları sırasında onların yanında olmasını istiyoruz. Bakın hiç kimseyi tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz. Münir Özkul böyleydi. Öyle. Sanatçıların
önemli bir kısmı bu ilgiyi, görgüyü hak eder. Ama Savaş Ay da böyleydi. Savaş Ay'la bizim de birkaç kere bir araya gelmişliğimiz oldu ama kısa kısa şeyler, bir görüş alma ya da bir program vesilesiyle. En sonunda ama bir kısa bir araba yolculuğundan sonrasında kaybettiğimizi duyduğumuz zaman onu da ama yolcu etmek için tabii avluda toplandık. Bir şekilde bu kadar kıymetli insanları bir araya getirebilmek becerisi ya da görgüsü ya da bu konudaki olağanüstü hassasiyet, başarı bu herkese nasip olmaz. Çünkü bu biraz gani gönüllülüğü gerektiriyor. Tabii, gani gönüllü tabii, olmayanlar tabii. Kim benim yanımda, kim işte reyting yapar, kim işte şöyle olur falan diye düşündükleri zaman bu ekibi bir araya tutamıyorlar. Bir araya tutamadıkları gibi efendim bu ekip eninde sonunda daha iyi teklifler gelmesi durumunda da tabii bütünlüğünü koruyamıyor. Halbuki şu an bakın bir acı ortamında herkes en iyi dilekleriyle ve en güzel anılarıyla onu bir şekilde yad ediyor. Evet. Ve burası bir soluk. Burası gerçekten bu cümleyi de seviyorum. Kararsızların kanalı ifadesi kullanılıyor. Bir taraftan da bir dönem çok kullandığımız bir söz, bir özgürlük adası burası. Doğru. O da çok önemli ve hemen herkesin kendisini bulabileceği yayınların yapıldığı ve tek boyutlu yayıncılığın yapılmadığı bir kanal. Doğru. O açıdan bunu da isteyen, bu formülü hayata geçirmek için mücadele eden isim Ömer Göktuğ. O isimleri buraya çağıran, toplayan Ömer Göktuğ. Öyle bir şemsiye ki burası. Ardan Zentürk, sevgili arkadaşım Ardan. Tanışıyorsunuz siz de. Sevgili Ardan, maalesef sana da bu acı haberi duyurmak bana düştü. Başımız sağ olsun. Evet. Bu stüdyoda seninle tarih 2003, ana bültenler sunduk, ana bülten hazırladın. Çok anılar biriktirdik yahu Ardan. Başımız sağ olsun. Öncelikle Flash TV ailesinin, Bursa'daki Sayın Göktuğ'un ailesinin başı sağ olsun. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türkiye'nin özel televizyonculuk mücadelesinin başlangıç noktasında olan önemli bir şahsiyeti kaybettik. Gerçekten rahmetli esasında kendi düşünceleri ve birikimleri doğrultusunda Türkiye'nin özel televizyon yayıncılığına çok önemli boyutlar getirmiş ve aynı zamanda haber özgürlüğü anlamında, habercilik özgürlüğü anlamında son derece önemli görevler üstlenmiş çok değerli bir dostumuzdu. Gerçekten Gülgün, arabadaydım sen beni aradığında, neye uğradığımı da şaşırdım açık söyleyeyim. Hiç biliyorum. Beklemediğimiz bir şey, bir gelişme. Allah rahmet eylesin. Ve Flash TV esasında belirli böyle snobize olmuş veya kendini böyle çok entelektüel, çok böyle çok bir şey gören insanlar açısından belki uzaktan seyredilen bir kanaldı ama Ömer Bey bu kanal üzerinden Türkiye'ye kendi gerçeğini anlatan bir adam oldu. Ya, tabii. Ve esasında Türkiye'ye yaldızlandırılmış ve sloganlaştırılmış düşüncelerin ötesinde bak esasında bu ülkenin bu kanadı var ve bu kanat bu ülke için çok önemlidir diyen adam oldu. O yönünü bence üniversitelerin, akademisyenlerin önemseyerek üzerinde çalışması gerektiğine inananlar grubundanım. Kendisiyle çok uzun süreli olmasa da güzel bir mesai arkadaşlığımız oldu. Her zaman toplantılarda farklı fikirleri arayan ve o farklı fikirlere prim veren bir kişiliği vardı. Ortaya konuşulmuş gibi yapar, tartışmayı açardı. O yönlerini de hep bir patron ötesinde iyi bir yayıncılığın duruşu olarak görmüşümüz. Evet,
Ve şimdi yepyeni bir solukla burası yoluna devam ediyordu. Yine daha önce bizim seninle çalıştığımız dönemlerdeki hafızamızı zorladık. 2002-2003 yıllarına denk düşüyor. Değil mi sevgili evet. Erdan Zentürk? 2003 yılıydı Gülgün. Evet. Ve Türkiye içinde çok değişim çağının rüzgarlarının estiği bir dönemdi. Yayıncılığını sürdürdü ama bir dönem sonra ne yazık ki bir süre Türkiye flaşsız kaldı. Flaşsız sonra kaldı. Yeniden başladı. Evet. Sizler de orada değerli dostlarım. Biraz önce Savaş Kalafat aradı beni mesela rejiden anladığım kadarıyla. Evet. Deneyimli bir kadroyla tekrardan evet. Güzel bir başlangıç yaptınız ama mukadderat diyeceğiz. İnançlı insanlarız. Rahmet diliyorum. Rahmet diliyoruz hepimiz sevgili Erdan Zentürk. Ne diyelim duygularını paylaştık. Söylemeyecek bir söz yok artık öyle. Bundan sonrası. En zoru bu zaten. Tamamen mukadderatla ilgili bir şey. Öyle. Tekrar başımız sağ olsun. Çok başımız teşekkür sağ ediyorum. Olsun. Başımız sağ olsun. Biz teşekkür ederiz. Gazeteci, yazar Erdan Zentürk. O artık pek İstanbul'da da durmuyor. Konuk etmek istedik çok. Hep hareket halinde olduğu için. Ama bu büyük acı vesilesiyle Erdan'ın da düşüncelerini paylaşmış olduk. Şimdi efendim aslında dikkat çektiği çok önemli bir nokta vardı. Bu önemlidir çünkü. Bunun yabancılar bize göre daha fazla farkında. Siz bir ortamda tek görüşlülük oluşturmaya çalışırsanız o ortamdan verimli bir çıkış olmuyor. Evet. Siz bilakis çok sesliliği ve çok görüşlülüğü oluşturacaksınız. Bunun için ne yapacaksınız? Siz biraz pişekar gibi davranıp ortaya bir fikre atacaksınız. Sonra bırakacaksınız. Diğerleri sizin düşüncenizi desteklemek, yanılgısına düşmek sizin kendi serbest hür düşüncelerini ifade edecekler. Siz benim gördüğüm zaten Flash TV'de bunu yaratmışsınız ve yaratmayı sürdürüyorsunuz. Çünkü ortama siz kendi düşüncenizi doğrudan kabullenilecek ve tek ve değişmez kıstastır diye empoze etmeye çalıştığınız zaman zaten o fikir yoksulluğundan, tek sesliliğinden alternatif bir düşünce çıkması ve ileriye gitmek de maalesef mümkün olmuyor. Evet. Ama burada bunu yaratabilmenin başarısını göstermiş evet. Birini aynı zamanda uğurluyoruz. Evet. Ve yine çok değerli bir sanatçı, güçlü dizilerden bildiğimiz güçlü karakterlere hayat veren ama en önemlisi bir Atatürk sevdalısı, çok değerli sanatçı Gülsen Tuncer hanımefendi bizlerle. Sevgili Gülsen Tuncer, bir acı vesilesiyle buluşuyoruz bu yayında. Evet. Ya. Evet. Ya. Gerçekten yüreğim acıyla doldu. Yani biz hep günler güzellikle, iyilikle, sağlıkla gelsin diyoruz ama işte bu ara böyle bir sert bir rüzgar esiyor. Hem dünyanın üzerinden hem ülkemizin üzerinden hep acı haberler alıyoruz. Başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Gerçekten Flash TV bizler için çok aydınlık bir pencere. O pencerenin babasını kaybettiniz. Ben gerçekten çok çok üzüldüm. Yaptığı yer nur olsun. Yani iyi işler yaptı. İnşallah arkasından hep iyi şeyler söylenir. Hem sizin hem kendi özel ailesinin başı sağ olsun. Ama işte yaşam böyle. Bir tanem. Bilemiyorsun. Yani birdenbire açık kapı kapanı veriyor. Nedir, ne değildir. Demek ki dünya hayatında artık görevi bitmiş. Değil mi? Bu şekilde düşünelim. Ve hani yüreğimizi ferahlatmak değil ki. Böyle bir düşünceyle kendimizi avutalım diyor. Evet. Demek ki buradaki görevleri bitti. Evet. Onları bak arkasından iyi konuşuyoruz. Değil mi? Çok başka türlü konuşabilirdik. Aman gitti dünya temizlendi de. Demek ki onun böyle bir yaşamanın zenginliği varmış. Biz arkasından bunları söyletti. Yattığı yer ışıklarla dolsun. Ve dediğim gibi hepimizin başı sağ olsun. Evet, hepimizin başı sağ olsun. Tabii sanata, sanatçıya değer veren bir anlayışa sahipti.
Duyabiliyor musunuz beni? Evet, evet, evet canım. Sanat... Ses arada bir gidiyor, evet. Geliyor. Arada bir gidiyor, geliyor. O zaman geliyor. Çok da uzatmayalım, şey, yormayalım. Onu da söylüyorum. Sanata, sanatçıya çok önem veren bir anlayışa sahipti. Evet, evet. Flash TV bir taraftan da sanatı, sanatçıyı da destekleyen, yücelten bir kanal olması itibariyle önemliydi. Bugün kaç kanal sayabiliriz, var mı? Sanatçının hayır, yani ben şaşkınlık içindeyim. İşte 50-55 yıldır bu camiadayım. Tiyatro, sinema, eğitim, şu, bu falan. Ama yani bu kadar bozulma, bu kadar karışıklık, bu kadar kaotik bir dönemden doğrusu geçmedim. Yani 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ya. Bunlar ülkemizin bayağı anaforlu dönemleriydi. O zaman bile her anlamda kaotik bir iklim yaşanmamıştı. Şimdi her şeyde bir tuhaflık, her şeyde bir anormallik, her şeyde bir şaşkınlık var. Bu da yani acı veriyor hepimize. Ama biz bunun üstesinden geliriz. Yani birlik olursak, aklımıza başımıza devşirirsek bunların üstesinden geliriz. Geliriz. Tekrar başımız sağ olsun. Aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin yapabileceğim bir şey varsa her zaman yanınızdayım. Bu konulardaki hassasiyetinizi çok iyi bildiğimiz için siz de katıldınız. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Bu bizim başımız görevimiz. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyoruz. Saygılar çok sevgiler. Sunuyoruz. Bir gün konuğunuz olmanı da çok istiyorum inşallah. Umarım. Başka bir vesileyle birlikte oluruz. En kısa zamanda ve saygılar. Otururuz. Konuşuruz. Yani ne yapabiliyoruz, ne ediyoruz, bunları da bir değerlendiririz. Evet. Tekrar başsağlığı diliyorum. Saygılar sunuyoruz. Çok sevgiler. Evet. Çok çok. Gülsen Tuncer de sistemin içinde sorunlar yaşamış bir sanatçıdır. Hep Atatürk dediği için, Cumhuriyet dediği için bir takım dizilerden teşekkür ederiz abla diye. İlişkisi kesilmiş bir isimdir. Yani ne kadar zor zamanlardan geçiyor Türkiye ve zor zamanlarda Ömer Göktuğ Beyefendi'nin televizyonunu yeniden hayata geçirmesi, çok aslında bir umut elini ışığı. Taşının altına koyması çok önemli. Şimdi efendim bir şeye katılmayacağım. Dünyadaki görevi tamamlanmış kısmından ziyade görevi delege etti. Görev devam ediyor. Görev devam eder. Evet. Görev hiçbir zaman tamamlanmaz. Evet. Her zaman devam eder ama o bunu devam ettirmeyi, delege etmeyi başarmış. Evet. Bir şekilde. Çünkü size delege etmiş. Başka onun gibi düşünen, ondan haberdar olmayan insanların şu an aslında farkına varmalarını da sağladı. Bir şekilde dolaylı yoldan tabii ki. İnsanlar bunu fark edip bu yolda birlik bir araya gelebileceklerini, düşünce çeşitliliği ve tabii üç tane kavramı aslında ben öğrencilere bilgi verirken, bir konuyu irdelemeleri gerektiğinde, irdelerken eksik tutmamalarını isterim. Biz malum pozitif bilimdir, oydu buydu falan derken bir miktar aslında fazla böyle fenli, matematiksel bir düşünce tarzını da benimsetiliyoruz ki bu bizim yaratıcılık duygumuzu azaltıyor. Yaratıcılık esası üç bileşeni vardır. Bir tanesi sanattır. Siz eğer çalıştığınız ortamda ya da insanlara verdiklerinizde hakikaten sanat kısmını, hani bu film reyting yapmayabilir ama içerik çok iyidir. Sizin o yaptığı reyting kadarıyla insanlar da öyle bir ufuk açar ki o katlanarak gider. İkincisi felsefedir. Evet. Bir araya getirebilmeniz için. Üçüncüsü de biraz derinleşmelerine imkan sağlayacak bir ortamın hazırlanmasıdır. Tabii. Ne mutlu ki o bu imkanı sizlere sunmuş, kanala sunmuş ve arkasından onu bu şekilde anan bir topluluk bırakmış. Evet. Şimdi gazeteci yazar sevgili Ümit Zileli bizlerle. Ümit Zileli de geçmiş olsun diyorum. Korona nedeniyle evinde tedavi görüyor. Ümit Zileli'ye de bu acı haberi vermek yine bana düştü. Dostları bir bir aradım. Acı haber tez ulaşır derler ama işte böyle Ümit. Başımız sağ olsun. Alo. Gülgün, herkesin başı sağ olsun diyerek başlamak istiyorum. Ben onu hep ilk özel televizyonu kuran
kişi olarak hep aklımda hep öyle oldu. Daha sonra çok iyi hatırlıyorum, büyük baskılar da gördü Flash TV ve kepenkleri indirmek zorunda kaldı ve aradan yıllar geçtikten sonra Ömer Göktuğ bu sefer bambaşka bir şeyde, işte sizlerin de yer aldığı bir televizyon oluşturdu. Ve bugünkü sisteme, bugünkü rejime de çok net bir şekilde tavır koyan bir televizyon çıktı ortaya. Çok üzgünüm. O, özellikle bugün çok sevdiğim bir insandır Orhan Ali, Orhan Uğuroğlu. Onun sunarken gözyaşlarına boğulması benim de çok içimi acıttı gerçekten söylemek gerekirse. Ne diyeyim bilemiyorum. Çok erken, her ölüm erkendir tabii mutlaka. Ama bu da öyle çok erken bir ayrılış oldu bana göre. Ruhu şad olsun. İnşallah mekanda cennet olsun diyorum. Tabii bu sürekli sen de gazetelerde, televizyonlarda programlar yaptın. O fırtınaları, rüzgarları, kasırgaları çok iyi bilirsin. Alamadım. Biraz böyle boğuk geliyor sesim. Öyle mi? Sen de diyorum bütün kanallarda, televizyonlarda, gazetelerde görev yaptın. Esen rüzgarları, fırtınaları, kavak yerlerini çok iyi bilirsin ve bugün medyanın ne hale geldiğini en iyi bilenlerdensin. Çok çok. Aslında çok iyi bir hatırlatma yaptın. Şunu da söylemek lazım Ömer Bey için. Bir yığın şey sayabilirim burada, hiç gereği olmayan isim sayabilirim. Evet. Patron sayabilirim, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim ama adı hiçbir şekilde bu tür şeylere bulaşmamış. Asla. Hep kendini ve televizyonunu korumaya yönelik bir tutum takılmış bir insan olarak da geçecek tabii bu tarih sayfalarına. O çok önemli bir şey. Evet, tabii. Gerçekten tabii. Çok önemli bir şey. Bugün baktığımız zaman başka televizyonlara falan neler görüyoruz, neler. Yani özellikle de patron katında da nelerle karşılaşıyoruz. Kimlerin nasıl tavırlar takıldıklarını gördüğümüz zaman bu çok daha değerli bir hale geliyor. Onu da mutlaka altını çizmek gerekiyor. Evet, tabii CHP Konya Milletvekili Abdülatif Şener çok enteresan bir anısını anlattı, paylaştı. AKP döneminde bakanken Sayın Şener, Sayın Göktuğ randevu alıp ziyaretine gidiyor. Diyor ki artık sizin uygulamalarınızı doğru bulmuyorum. Sert eleştiriler yapacağım. Yayıncılık anlayışımı bu yola sürükleyeceğim. Böyle bir yayıncılık anlayışı benimseyeceğim. Evet. Onun bilgisini işte vermeye zaten, geldim zaten, diyor. Bu kadar geniş bir çevre tarafından sevilmesinin, sayılmasının arkasında yatan neden de buydu işte. Evet. Bir patron, tabii ki patron sonuçta ama patron olmak var, bir de yönetici olmak var. Bir de insan olarak yönetici olmak var tabii. Yani bunlar maalesef bizim son özellikle işte çeyrek asırlık dönemimizde şeyini kaybetti. Ne derler? Önemini, değerini kaybetti ama öyle değil. Asıl öyle insanlara ihtiyaç var. Bu badireden, bu bataklıktan çıkmanın yolu da o. O da üstüne düşeni yapıyordu. Bu yüzden işte çok değerli. Evet. Evet. Ve sana da çok geçmiş olsun sevgili Ümit Zileli. Çok teşekkür ederim canım. Sağ ol. Umarım daha iyisin. Hayat böyle bir şey. Evet. Yani bir öyle. Varmış bir yokmuş hepsi. Bir varmış bir yokmuş. Zaman. Ama çok ya. Büyük bir eser bıraktı. Üç ay önce, evet. üç buçuk ay önce fiilen hayata geçirdiği kanalı için daha kim bilir evet. paylaşmadığı ne arzuları ne emelleri vardı. Umarız o miras yaşayacaktır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yani, gerçekten keşke demekten nefret ederim ama burada bir keşkeye çok ihtiyaç duydum bir anda.
dediğim gibi mekanı cennet olsun, başka diyecek bir cennet şey bulamıyorum. Evet. Görüşmek dileğiyle yeniden geçmiş olsun tekrar, başımız sağ olsun. Böyle hep vurguluyoruz, en zor yayındır. Duyguları bir acı kaybın ardından dillendirmek, dile getirebilmek. Ama onun anılarıyla biraz da teselli bulmak. Biraz da teselli bulmak, biraz da aslında bunu bir şekilde insanlara empoze edebilmek adına bazı düşünceleri. Evet. Ümit Bey'in ifade ettiği şu, hem patron olabiliyorsunuz hem de ama aynı zamanda o kanalın babası olabiliyorsunuz. Aynı zamanda da o işin duayeni ya da o işin aslına bakarsanız bayrak taşıyıcısı durumunda da olabiliyorsunuz. Aslında bunların üçü olabiliyor. Ve bunlar olurken de, işine genç yanı, siz kanalınızı kendi özel diğer alanlardaki işlerinizin bir nevi borazanı olarak tutmuyorsunuz. Yani onu sizin reklam aracınız olarak görmüyorsunuz. Medya işini tamamen bir tarafta tutuyorsunuz ve medyanın kendi etik ve bağımsız ilkeleri çerçevesinde kalıyorsunuz. Ama bir yanda da iş dünyasındaki sıkıntılarınıza rağmen bunun giderilmesi adına kendi kanalınızı kendi lehinize kullanmıyorsanız eğer, işte o zaman ortada hakikaten büyük bir kıymet vardır. Çünkü insanların çoğu ellerindeki imkanı tabii. kendilerinin diğer menfaatleri çerçevesinde kullanmak adına bir şekilde pay olarak ileri sürebiliyorlar. Bunu yapmadığınız zaman işte bu saygınlığı elde ediyorsunuz. Bunu niye söylüyoruz peki? Bunu çünkü bugün olanlara, bugün yaşayanlara, bundan sonrasında bu işleri üstlenecek olanlara bir örnek olması, bir ders olması aynı zamanda nedeniyle telaffuz ediyoruz, sürekli söylüyoruz. Çünkü evet, bu geldiğimiz noktada genel ülkenin ahvali, şey, daha önceki durumlarından ne kadar farklıdır tamamen tartışılır ama şu an elimizde eksik olan faktör güç nedir dediğinizde eksik olan güç medyadır. Medyanın olumlu, olayları doğru bir şekilde eleştirel gözü kalktığı zaman ya da kapandığı zaman ya da kapatıldığı, perdelendiği zaman geleceğimiz yer ister istemez burasıdır. İngiltere örneğini vererek gideceğim. Prenses Diana'nın vefat ettiği dönemde ailenin, kraliyet ailesinin bu konuda yeterince duyarlı olmadığına dair bir takım yayınlar yapılmaya başlıyor. Bakınız, bir kraliyetten bahsediyorsunuz. Evet. Tamam, bunun içerisinde bir demokratik tarafı var. Ama sonuçta gazeteler çok ağır bir şekilde eleştirebiliyorlar. Ve siz devletin başındaki kraliçe olmanıza rağmen başbakanınız diyor ki efendim diyor bu böyle gitmez diyor. Lütfen diyor bu konuda gereken hassasiyeti gösterecek. Çünkü medya serbest. İşte o üzülmesin, aman kızdırmayalım, Ayşe yapmayalım, aman işte olaya karışmayalım, bulaşmayalım diye bilakis halkın içerisinde vefat etmiş prenseslerine karşı gösterdikleri duyguya karşı kraliçe duyarsız kaldığı için onun üzerine öyle bir gidiyorlar ki bu şekilde yönetilen ülkelerde ileriye gitmemek söz konusu olamaz. Bizdeki eksilmenin önemli basamaklarından birini bağımsız, eleştirel gücü olan, kendini patronun şahsi çıkarları için bir payanda haline getirmemiş olan medyanın ortadan kalkması oluşturdu. Maalesef böyle. Maalesef. Şimdi bu işleri de çok iyi bilen, çok deneyimli bir hukukçu, avukat Sayın Celal Ülgen bizlerle. Sayın Ülgen, başımız sağ olsun. Çok çok teşekkürler. Evet. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Gerçekten bugün haberi alınca birdenbire çok sarsıldım, üzüldüm. Yani daha yaz bitmeden Müjdat Gezen'in Kilyos'taki evinde Uğur Dündar, ben, Hakan Aygün, Ömer Bey birlikte oturup Flaş TV'nin geleceği konusunda projelerini dinliyorduk. Ve bugün bu haberi alınca gerçekten büyük bir şok yaşadım doğrusu. Üzüldüm de Flaş TV'yi yeni kuracağı televizyonu anlatırken ne kadar heyecanlı olduğunu, ne kadar kararlı olduğunu anlatamam. Hakikaten büyük şey duyuyordu, heyecan duyuyordu. Yeniden yayına geçmesini ve Türkiye'nin en iyi kanallarından birisi olması için
her türlü çabayı göstereceğini söylüyordu. Fakat işte ilk adımında kendisini kaybettik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Evet. Herkesin başı sağ olsun. Evet. Sağ olunuz, başınız sağ olsun. Dostluğunuz vesilesiyle sizi yormazsak Sayın Ülgen, o Uğur Dündar, Müjdat Gezen, siz, genel yayın yönetmenimiz Hakan Aygün hep birlikte o günden hatırınızda bize aktarabileceğiniz notlarınız var mı acaba? İşte söylediğim gibi en çok anımsadığım şey, bir defa Flash TV'nin çok büyük oranda, yani Türkiye'nin bugün en büyük televizyonu gibi bir projesi vardı. Yani ana akım medyayı kurar gibi bir projesi ve bir heyecanı vardı. Hiç unutmuyorum, o gün Malatya'dan özel Malatya kayısısı getirmiş, göndermişlerdi bana. Ben de toplantıya giderken onu götürmüştüm. Onu çok sevmişti. Çok değişik bir kayısı, bu kadar güzel bir kayısı doğrusu yememiştim demişti. Çok dostça, çok arkadaşça konuşuyordu. Oysa biz o gün ilk kez tanışmıştık. Uğur Dündar'ın, Müjdat Gezen'in televizyonda belli yerlerde olmasını istiyordu. Bir tek hatırladığım şeyde çok ısrarlıydı. İsminin Flash TV olarak kalmasında çok ısrarlıydı. Flash TV isminin değiştirilmesini istemiyordu. Bunları hatırlıyorum. Evet. Çok üzgünüm. Evet. Evet, biliyorum. Biliyorum. Yani ne diyelim Sayın Ülgen, üstelik pek çok konuda da işte Bursa'daki inşaatı gibi, onun yıkılması gibi konularda da mücadele vermiş bir isim. Çok, bir defa özgür bir televizyon olmasını istiyordu. Yani hiç kimseye bağımlı olmayan, düşünce özgürlüğü olan, yazarına, çizerine, programcısına karışılmayan bir televizyon yaratmak istiyordu. Bunları söyleyebilirim. Evet, evet, evet. Öyle istiyordu. Evet. Saygılar sunuyorum Sayın Çok teşekkür Ülgen. Ediyorum. Tekrar Flash TV başsağlığı diliyorum bütün dostlara. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Sayın Ülgen de bütün sorunlu davaların avukatıdır. İşte Ergenekon'dan başlayan süreç ve Türkiye'nin önemli isimlerinden biri. Üzüntüsünü sesinden anlamamak zaten olanaksız. Çok üzgünüz sayın seyirciler, çok üzgünüz. Evet, bir tarafımız kırık ama gazeteci, yayıncı acısını kapının önüne asar, o elbise askısı yapar. Gibi askıya asar. İşini yapar. İşini yapar, devam eder ve içinde o acıyı sürdürür. Rahmetli Mesut Mertcan babasının vefat haberini ana haber bültenini sunarken anıyor. Yıllar önce bitirdikten sonra büyük bir özenle sunuyor ve bitirdikten sonra da masaya yığılıyor. Şimdi başı ağrısa gençlerin ben çok hastayım diye yayınlarda bulamıyoruz. Ama işte gerçekten işinin ehli olanlar, işine sahip çıkanlar. İşin ehli olmak dışında şöyle bir şey özellik var. Bu herkeste olmuyor ama. Küçük de olsa bir grupta var. Yani benim yaşım artık kemale erdi. Bu saatten sonra ben ne yapacağım demeyip. Demeyip. Diğer çoğunluğun iyiliği için kendi hayatında benimsediği misyonu sürdürmeyi kendine bir görev olarak addeden bir kesim var. İnanın bunların sayısı çok yüksek olmamakla birlikte bunlar bizim hala ayakta kalmamızı. Çünkü sonuçta yaktığınız şey bir umut ışığıdır. Umut ışığı yakıyorsunuz. Bu bir kandil olabilir, bir küçük ışık olabilir. Onun varlığını bildiğiniz takdirde siz onun tekrar çevresine toplanabileceğiniz, aksi takdirde karanlık söz konusu. Karanlıkta yön diye bir kavram yok. Halbuki bir küçük
ışık bile olsa ki bunu bir televizyon kanalı rahatlıkla başarabilir. Bunu daha öncesinde çok fazla örneğini gördük efendim. Yani yeter ki kanal kendi düsturundan, kendi ilkelerinden belli bir serbestlikle tabii ki fikir hürriyetinden aslında oluşmak zorunda. Yani içimde sadece ben aynı görüşleri taşıyan bir dizi yapımcı, programcı ya da yazar gazete çerçevesinde barındıracaksam eğer o da doğru olmuyor. Bir fikir çeşitliliği ama tabii temel ilkeler dediğiniz zaman o temel ilkeler nedir? Bizim hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz ilkelerimiz Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, ilke ve inkılaplar. İki tane temel ilkemiz vardır. Biz geçmişimize sahip çıkarız ama geleceği biçimlendirirken de onlardan aldığımız misyonu aynı potada eritip damıtıp ondan sonrasında bunun taşlarını döşemek zorundayız. Şimdi bir zihniyet gelip siz hiçbir şey yapmayacaksınız, sadece bizim istediğimiz gibi yazacaksınız, çizeceksiniz, davranacaksınız dendiği zaman bundan ileriye yönelik isterse eşyanın tabiatına aykırı. Hiçbir şey çıkmaz. Yani bir yemek bile yapacak olsanız sonuçta beş çeşit şeyi bir araya getirmek zorundasınız. O olmazsa tadı tuzu olmaz, bir şeysi olmaz. Yayıncılıkta bu iki kesenlikle geçerlidir. Kimi yazar vardır. Hafif yazar ama o günün neşesidir, o günün şeyidir. Bir küçük bir şeyle öyle bir etki yaratır ki şu kadarcık bir paragraf tabii size kalıcı, tabii, ileriye yönelik etki bırakır rahmetli Bekir Coşkun'un kalemi gibi. Kısa, öz, aslında edebi bir unsuru içinde çok fazla barındırmak gayesi derdi de gütmeyen ama bir şekilde verdiği mesajla da insanları tabii ki toplayan. Tam net duyamadım. Kim hazır acaba? Evet, çok değerli siyasetçi Sayın Bülent Tezcan bizlerle birlikte. Efendim saygılar sunuyoruz Flash TV'den Sayın Tezcan. Saygı benden Gülgün Hanım. Sağ olun. Ben bütün izleyicilerimize sizlere hem saygılarımı iletiyorum hem de sizin hem de ülkemizin başı sağ olsun diyorum bir acı haber. Evet. Değerli Ömer Ziya Göktuğ'un kaybı haberini aldık bugün. Hem Flash TV camiasının hem sevenlerin hem de bütün ülkemizin, vatandaşlarımızın başı sağ olsun diyorum. Sayın Tezcan, siz sık sık kamuoyunun önünde bugün medyanın tavrını en sert, en güçlü biçimde eleştiren siyasetçilerin de başında geliyorsunuz. Flash TV bir soluk Türk medya dünyasında yeniden yayın hayatına başka bir çizgiyle ağırlıklı olarak bir haber kanalı olarak başladı ve duruşu da ortada. Bu noktada Ömer Göktuğ üstelik 3-4 ay kadar önce bu kanalı fiilen hayata geçirdi. Mevcut konjonktür mü diyelim, mevcut yapı içinde bu kanalı böyle büyük bir yüreklilikle ortaya koyması da ben varım bu oyunda demesi önem taşıyor. Biraz da bu açıdan düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Çok teşekkür ediyorum. Tabii önce tekrar çok değerli hem iş dünyasında hem yayın dünyasında çok önemli bir kayıp Ömer Ziya Göktuğ. Ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Şimdi çok önemli bir iş yaptı. Bir kere Flash TV daha önceki yayın çizgisinde de çok önemli, izleyicileri keyifle ve dikkatle takip ettiği bir televizyon kanalı idi. Daha sonra da haber kanalına dönüştükten sonra şu andaki çizgisi üzerinden yeniden örgütlenip haber kanalı olarak çalışmaya başladığında da Türkiye'de çok önemli bir ihtiyacı, eksikliği doldurmak üzere cesaretli atılmış bir adım olarak hemen dikkatleri çekti. Bir kere bir taraftan iş dünyasında olan birisinin iktidarın havuz medyası dışındaki medyaya nefes alma hakkı ve olanağı tanımadığı, tanımak istemediği bir ortamda gönüllü olarak bu işe soyunmak takdire şayan bir cesaret istiyor. Rahmetli Ömer Ziya Göktuğ ve onunla beraber emek veren bütün Flash TV çalışanları, sizleri bu yeni kadroda kararlılıkla ciddi, tarafsız, iktidara eklemlenmeden gerçekten basın özgürlüğü ve vicdanın sesi olarak bir
haber kanalını hayata geçirme çabanız nedeniyle hepinizi kutluyorum. Kutlamak gerekiyor. Çok önemli bir adım. Şu anda Türkiye'de bir taraftan iktidar baskısıyla, bir taraftan basın ilan grubunun baskılarıyla, bir taraftan yargı ve mahkemeler kanalıyla bağımsız yayıncılığın yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle devlet bütçesinden ayrılan büyük paralarla İletişim Başkanlığı adı altında iktidar eliyle oluşturulmuş fiili bir propaganda bakanlığıyla her şeyin tek ses olmaya çalışıldığı, yönlendirildiği bir ortamda buna karşı güçlü bir itiraz, zor olanakları değerlendirerek güç koşullarda güçlü bir itiraz oluşturma konusunda verilen mücadele çok değerli ve kıymetli bir mücadeleydi. Değerli Flash TV çalışanları, Flash TV ailesi bu konuda çok önemli bir adım attı ve Türkiye'de vatandaşların nefes alma alanları arayışında bir boşluğu doldurmak konusunda birkaç yayın kuruluşu var, birkaç televizyonumuz var bu konuda. Ben muhalif demiyorum. Gerçek anlamda havuz medyasının dışında yayıncılık ahlakıyla hareket eden televizyonlarımız var. Onların içerisinde Flash TV'de daha bu 3 aylık yanılıyorsam beni düzeltin. Bu yeni dönemdeki yayıncılığıyla hemen dikkatleri çekti. Türkiye'de tek sesliliğe karşı önemli bir nefes olarak ortaya çıktı. Tam da böyle bir dönemde bu cesaretli adımı atan değerli Ömer Ziya Göktuğ'un kaybı hepimizi derinden üzdü. Öyle. Duygularınızı ne kadar güzel, düşüncelerinizi ne kadar net ifade ettiniz Sayın Tezcan. Saygılar sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Saygı bizden. Bu kaybın acısını paylaşırken her zamankinden daha fazla hem sizlerin Flash TV'ye ve bu yayıncılığa sahip çıkmanızı hem de vatandaşlarımızın bu yayıncılık anlayışını yaşatmak için Flash TV'nin bundan sonraki dönemde de çok güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada da izin verirseniz dinleyicilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun. Sanıyorum Ömer Bey'in, Ömer Ziya Göktuğ'un hatırasına gösterilebilecek en büyük saygı biraz da böyle olacak. Ay evet, evet, evet. Buna yürekten inanıyoruz. Çok sağ olun Sayın Tezcan. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Mücadeleniz büyük. Teşekkür ederim. Evet, bu arada tabii benim gürültü yapıyorum. Özür diliyorum. Farkında değilim. Gözlüğümün boncuğa takılmış. Rejiden son 5 dakika demişlerdi. Biz bu bölümü noktalıyoruz. Anladığım son 2 dakikamız. Daha sonra çok başarılı genç meslektaşım Ezgi burada olacak. Devam ettireceğiz bu özel günde yayınımızı. Tekrar başsağlığı diliyorum efendim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Medyamıza özellikle bu değerli kurucularını unutmamalarını ve örnek almalarını da naçizane bir tavsiye olarak öğütüyorum. Evet. Çünkü bir örnek. Başka türlü içine düştüğümüz bu durumdan, yani aynasızlıktan, yani bir şekilde bir ışıksızlıktan çıkma şansımız olmayacak. Her yayın ki kendi içinde dogmaya dönüşür, ondan bir şey çıkmaz. Kendi içinde dogmaya dönüşen ne taraftan olursa olsun yayınlardan bir şey çıkmaz. Esas olan çok sesliliktir. Evet. Sizle yeni bir programda buluşacağız. İnşallah. Sizin bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında o çocuklarımızla yaptığınız bir klip, video var. Onu paylaşacağız. Tabii bugün paylaşamadık olmaz. Ama o çok önem taşıyor. Teşekkür ederim. Onu konuşacağız. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür bu acıyı ederim. Acınıza ortak olabildiysem, acınızı hafifletebildiysem ne mutlu bana. Sağ olun. Verdiğiniz mesajlar çok güçlüydü. Boğazımız düğüm düğüm. Acımızı bağrımıza basıyoruz. Ve zor bir gün. Flash TV ailesi için, Türk medya dünyası için, işte siyasetin çok önemli isimleri, sanat dünyasının değerleri,
kanalımızın çok önemli isimleri, burada program yapan Seyhan Soylu başta olmak üzere duygularımızı paylaşmaya özen gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Acımız büyük, Türkiye'nin başı sağ olsun, medya dünyasının başı sağ olsun. Bir abiyi yitirdim, bir büyük dostu yitirdim, bir babayı yitirdik. Görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz.